Neml suresinden bir ayeti hatırlatmak istiyorum. Günlük virt veya zikir, Kur'an virdimiz, Kur'an zikrimiz, Kur'an meşguliyetimize işaret eden Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle ben diyor şu mukaddes şehrin yani Mekke'nin yani Kabe'nin Rabbine ibadet etmekle emrolundu. Birinci emir. Esas itibariyle teferruata girmiyoruz. İki, alemlerin Rabbine teslim olmakla hal ve hareketim, gidişatım, her şeyim onun dinine uygun olsun diye emrolundum. Üçüncüsü, Kur'an okumakla emrolundum. Burada Kur'an okumak, talebenin huzurunda eğitim ve öğretimin ötesinde, cemaatin huzurunda aşr-ı şerif okumanın ötesinde, şu 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 mahfellerde falan kişilere veya dinleyenlere okumanın ötesinde birebir herkesin kendisine Kur'an okuması emredilir. Herkesin bir Kur'an okuma saati, bir, yarım, 15-10 olmalıdır. Ama nasıl? Hatim değil bu. Burada hatim kastedilmiyor. Sayfalar okunması kastedilmiyor. Seçeceğiniz bir ayeti eğer baştan başlamışsanız bir veya iki ayeti güzelce okuduktan sonra doğru üzerinde düşünerek وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ ifadesi وَاَنْ اَقْرَأَ الْقُرْآنِ değil. Yani izini takip ederek, manası üzerinde düşünerek. Misal, İhlas'ı okuyorsunuz tefekkür boyutuyla. İhlas'ta ne deniyor? Ne denmek isteniyor? Rabbimizin muradı nedir? Dolayısıyla biz Kur'an ile güya meşgul olmaya çalışan, bu gayret içinde olan bizlerin bir Kur'an saati olmalıdır. 3-5 dakika, 5-10 dakika fikren, zikren, tefekküren okuyacaksınız. Allah Resulü ben böyle Kur'an okumakla emrolundum. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bakın İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Bakara suresini yaklaşık 8 yılda bitirebildiğini söylüyor. Okumaya bakın siz. Çünkü o وَاَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ sırrının ne demek olduğunu, hikmetinin ne anlama geldiğini kavramış bir insan. O halde bir ayet. İki ayet günde, namaz öncesi sonrası, evde, camide, dışarıda o ayet üzerine yoğunlaşalım. Ufkunuzun nasıl açıldığını, Kur'an'ın size neler söylediğini duyacaksınız. Yani kulağınıza bizzat duyacaksınız. Bunun için imkanlar çok geniş.